Maddesel nokta nedir? Katı cisim nedir? Bir cismin ya da cisimlerin oluşturmuş olduğu sistemin, ki biz buna mekanizmalar diyoruz. Dolayısıyla mekanizmanın hareket ilişkisini anlamak için ve hareket kuvvet ilişkisini belirlemek için öncelikle karar vermeniz gereken o cismin maddesel nokta mı olduğu ya da bir cisim mi olduğudur. Dolayısıyla dinamik problemlerinin üstesinden gelebilmek için ilk aşama cismin maddesel nokta mı yoksa katı cisim mi olduğu. Maddesel noktanın tanımlarken kullanmış olduğumuz anahtar kelimesi ihmal edilebilir boyuttur. İhmal edilebilir boyut. İhmal edilebilir boyuttan ne anlıyoruz? Peki, bir cismin maddesel nokta olduğuna karar vermek için kullanmış olduğumuz anahtar kelime ihmal edilebilir boyut. Ancak burada ihmal edilebilirden kastedilen nedir? 1 milimetre, 1 santimetre, 1 metre, 1 kilometre ya da 10 kilometre, 100 kilometre nedir? İhmal edilebilir boyuttan kasıt. İhmal edilebilir boyuttan kasıt, diğer bir deyişle maddesel nokta için ihmal edilebilir boyuttan kasıt ya da ihmal edilebilir boyut tanımı için bir tamamlayıcıya daha ihtiyacımız var. O da almış olduğu yola göre ihmal edilebilir boyut. Dolayısıyla maddesel noktanın tam tanımını yapacak olursak bir cismi maddesel nokta olarak adlandırabilmek için almış olduğu yöne göre ihmal edilebilir boyuttan bahsetmiş. Örnek, uçak. Uçağı maddesel bir nokta olarak kabul edebilir miyiz? Evet. Ne zaman? İstanbul Antep arası uçuşu düşündüğünüzde uçağın almış olduğu yol uçağın boyutlarına göre kıyaslandı. Oldukça küçük olacak demektir. Ama uçağın siz havalimanındaki hareketlerini inceliyorsanız o zaman uçağı maddesel nokta olarak kabul edemezsiniz. Ya da bir başka örnek nedir? Yine dünya. Örneğin dünyayı maddesel nokta olarak kabul edebilir misiniz? Bazı durumlarda evet. Mesela eğer biz dünyayı güneşin etrafındaki hareketini inceliyor isek, dünyanın boyutu bu almış olduğu yolla karşılaştırdığımızda bir nokta gibi kabul edilebilir. Dolayısıyla maddesel nokta olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü bu almış olduğu yolla karşılaştıracak olursanız ihmal edilebilecek kadar boyuttadır dünyamız. Katı cisim tanımı ne demek halde? Cismin üzerine etki eden kuvvetler altında ya da momentler altında cismin deformasyona uğramamasıdır. Bu halde tam tanım olarak kuvvetlerin etkisi altında cismin deformasyonunun olmaması. Anahtar kelime olarak da biz deformasyonun olmaması diyoruz. Elbette kuvvetlerin etkisi altında. Dolayısıyla dinamik problemlerinin çözümü aşamasında öncelikli olarak cismin maddesel nokta mı yoksa katı cisim mi olduğuna karar vermeniz gerekir. Örneğin bir problemin enerji yöntemiyle çözümünü yapacaksınız. Karar vermeniz gereken şey o cismin ya da sistemdeki cisimlerin katı cisim mi yoksa maddesel nokta olduğuna karar gerekir. Kinetik enerji denklemini yazabilmeniz için öncelikle bu gerekiyor. Dolayısıyla bir maddesel noktanın kinetik enerjisinde biz sadece bir terim kullanıyorken katı cismin kinetik enerjisinde ise iki tane terim kullanıyoruz. Diğeri ise bu olacak demektir. Dolayısıyla eğer siz katı cisim mi yoksa maddesel nokta mı buna eğer karar veremiyorsanız ki karar vermek için az önce bahsettiğimiz tanımları bilmeniz gerekir. O zaman probleminizi doğru çözeceksiniz demektir.